Yarılma imgesi. Yani ergene koyduğumuz oradan görüyoruz. Bu yarığın iki tarafında. Ha, iki kere var. İki tarafında. Bir kere de vardır. Dikkat edin. Yani müsait olan yerlerde, müsait olan yerlerde, kabarık olan yerlerde değildi, biraz düz olan yerlerde, tamamen Türk tamgaları. Şimdi iş burada, tam orta yerde, yarığın sağ tarafında, dikkat edin. Bir artı işareti. Şu taraf aşağı doğru. Sağ orta, doğru, aşağı doğru. Doğru. Tam orta. Orta, sarı yer, sarı yer. Sarı yer. Sarı tam orta. Evet. Bu artı işareti. Yer var. Ön Kürtlerin tengri işareti. Ön Kürtlerin. Müsait yerlere hep bakın. Tam zirvede biraz aşağı indiğinizde tabiatın yapamayacağı şekilde bir daire var. Orta tarafta değil mi hocam? Ha, sanki içerisinde de bir at resmi gibi bir şey var. Dikkat ettiniz mi? Evet hocam. Ha. Onun yanında tekrar. Onun üzerinde tekrar. Tekrar evet. Müsait olan yerlerde onun altında tekrar hep dikkat edin. Tabiatın yapamayacağı tamgalar var. Evet. Bir gördünüz mü? Mesela yaya benzeyen bir tamga var. Hemen o altta. Onun yanında V'ye benzeyen, onun yanında ters M'ye benzeyen, dublu V'ye benzeyen bir tamga var. Şimdi oradan geçelim şuradaki andaca. Çok çok belirgin bir şekilde V şeklinde bir tamga var. Gördün mü? Ortada değil mi hocam? Ortada. Tam ortada. Tam ortada. Evet. Şimdi tam onu bir yani tabiat yapabilir mi? Yok. Bak tez olun. Şu tarafta orta yerde. Yok. Şimdi ben atladı. Bu tarafa atladı. Sarı yer diyor. Ha, bu tarafa atlıyoruz şimdi. Bak, geçiyoruz. Sarı yerde V harfi var. Şimdi zirveden bu sağ tarafa doğru indiğimizde evet. Şöyle köye doğru bakan bir andaç var. Evet hocam. Şurada. Orada 1, 2, 3, 4, 5 tane eski Türk tamgası var. Eski Türk tamgası. Tamga. Tamga. Yani, evet. Tamga. O tamgalar değişerek sonradan sese dönüşmüş. Harf olmuş. Allah Allah. Alfabe olmuş yani. Allah Allah. Oradan geçiyoruz. Hemen onun yan tarafında yine V şeklinde. Evet hocam. Ve iki tarafında şey olan var. Yani ilk şekli bizim kayı tamgasının ilk şekli. Evet. Gördüm. Oğlum şekil abi gördüm. Onun okunuşu Allah demek. Allah. Ha. Evet. İzah ettim. Şimdi orayı bırakalım şu tarafa geçelim. İkinci tümseye geçelim. İkinci tümsek şu tarafta değil mi? Bu tarafta. Sağ tarafa. Evet, sağ tarafta. Şimdi orada şöyle göze batacak bir şekilde. Evet. Dikkat edin. Oradan başlıyor. Ta 100 metre bitene kadar. Bitene kadar. Bitene kadar tamamen tamga. Yazı yazmışlar tamga. Oraya. Evet yazı yazmışlar. Tamgalarla yazı yazmışlar. Bize bir şey anlatmaya çalışıyorlar. Gördünüz mü bilmiyorum. Tam karşıda. Tamam karşıda. Ambaşta. Ambaşta evet. Ambaşta. Böyle bize karşı olan yerde. Lam harfi var. Efendim ön Türkçe B harfi var. L harfi var değil mi hocam? L harfi var. L harfi var. Y de var gibi ama hocam. H harfine benzer bir harf var. Evet. Ama bunlar bizim ön Türk harflerimiz. Yani Türk harflerle ilgili değil. Seslendirmeleri farklı. Anlatabildim mi? Evet. Orada ne anlatmaya çalışıyorlar? Biz büyük bir felaketten kurtularak buraya sığındık. Ama kendimizi bulduk. Tamam mı? Düşmandan intikamımızı aldık. Burası bizim ana yurdumuzdur, ziyaretgahımızdır diyor. Evet. Evet. Bunu kim yazıyor? O büroklar yazıyor. Buraya gel. Demir oymalı dediğimiz orada. Tamam mı? Ha, bu demircilerden bir bölüm. Afyon, Kütahya, Eskişehir, Çanakkale, o tarafı tekrar işgal edip Birok devleti kurarken bir bölümü de İzmir'e kadar gidiyor gemilerle İtalya'ya geçiyorlar. Orada Roma'yı kuruyorlar ve o devletin adına da Truska diyorlar. Yani Türk devleti. Dilleri Türkçe, yazıları Türkçe. 200 yıl orada Latinler o zaman şey devesel. Barbar. Çoklar ama yönetici değiller. Oraya gidenler medeni insan. Onlara harbi
medeniyeti öğretiyorlar. Buradan gidiyorlar. Buradan gidiyorlar. Buradan gidiyorlar. Şimdi Bizans kaynaklarında Anatolia dedikleri eyalet Yalvaççı, Sparta, Burdur, Afyon'un bir bölümü. Sadece buraya Anatolu diyorlar. Yalvaççı, Sparta. Anatolu o zaman ne demek? An ata ili. Yani gök ata ili. An gök ata ata demek ili denir. Bunu sıkıştırdığın zaman Anatili oluyor. Antalya'nın adı oradan geliyor. Bizim An Ata Okya. Antokya. An ata, gök ata, an gök demektir, Öldükçe, ata ata demektir, ok, oymak demektir, grup demektir, an ata ok ya, gök atayı yordu, gök ata oymağının niye çıkmadın oğlum? Şimdi lan biz oraya gittik, atanın babanın bir de anası olması lazım, değil mi? An ama az. Gök ama Öntürkçe ana demek. Aba ya da ama. An ama az. Anamaz. Oradaki an gök demek ama ana demek. Az da kurt demek. Öntürkçe kurdun adı az. Asena oradan gelir. As ana. Kurt. Hayır. Şimdi burada var bir Asar Tepe. Hani ön Türkçe'ye göre çevirdiğimizde ne olur? Kurtlar Tepesi. Ar, er, çoğul ekip. As, kurt demek. Asar, kurtlar tepesi. Şimdi Kur'anlılar Vatan Odu'ya Asya diyor. Oraya gidecekti. Onlar ötesini bilmiyorlar. Asya niye diyorlar? As kurt demek ya ülkedir. Biraz yani ülkedir. Ankara oradan batısına Asya diyorlar. Oradan Asya diyorlar. Taş oradan çekebiliyor musun? Koyanlar derenin içini. Ondan dolayı biz kimin yerden yere vuruyorsa